Yani o yemek masamız sürgüş. Ama bu çok kirletti her yeri. Videonun başında bu kadar kirlenmemeliydik. Şiki olur. Bunların ama... Ne zaman biliniz yok? Bu benim ya. Böyle... Sen bak. Oha bu nasıl ya? Ya bu sudan ne çıkacak ya? Ne aldık biz ya? Ay niye de bu kadar para verilmez ya? Allah'ım her şey hepsi bitti gibi. Neden gülüyorsun bana? Oo. Ya çekeceğim gerçekten herhalde. Kokuyor. Aa kırılmış. Kırık gelmiş. Bu kadar tatlı ki. Çok konuştum. 10 saniye dinleneceğim sen. Dinleneceğim. Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kocaman bir ev alışverişi kutu açılımı yapacağız. Ben çok heyecanlıyım çünkü bir haftadır belki daha fazladır kutuları açmayı bekliyorum. Son kutularımız da bugün geldi, IKEA'dan geldiler. Onun dışında Hollanda'da yaşayanlar ya da işte duyanlar, videolarımızı izleyenler falan bazı markaları duymuştur. Böyle işte Boldur, Gamma'dır, Praxis'tir, Henos'tur falan başka markalardan da alışveriş yaptık. Bir de hiç bilmediğimiz bir marka olan Temu'dan alışveriş yaptık. Çok merak ediyorum. Kutular boş gibi geldi. Yani o kadar hafifti. Açmayı bekliyorum. Çok heyecanlıyım. Hepsini açmak istiyorum. Bu arada açabildiklerimizin hepsini açacağız. Ama tabii ki şu an görmediğiniz başka kutular da var. Onları açmam. Daha doğrusu açsam da size bir anlam ifade etmeyeceği için çok mümkün değil. Onların ne olduğunu hemen göstereceğim. Bir de kurulmuş hallerini göstereceğim. Daha keyifli olur diye düşünüyorum. Yandan birisi bir şey söyleyecek gibi geliyor ama yola gelsin. Onlar marka değil. Alışveriş sitesi. O bir marka mı? Temu marka mı? Bence marka. IKEA bir marka, Temu bir marka, hepsi bir marka diyorum. Ve hadi kutu açılışına geçelim. Kutuları açmaya geçmeden önce... Hayır aslında bunu kutu açılımı yaparken yapıyorlar. Neyse. Şimdi kutuları açacağım. Bir yandan da makası fazlasıyla falan almayı unutmuşum. Hüseyin onları getiriyor benim için. Şöyle izleyenler bilir... Yemek masası vukuatlarımız mı diyeyim, işte sıkıntılarımız mı diyeyim. Bir türlü yemek masası alamıyorduk. Şu anda yapacak bir şey yani, peki kadere razı gelir böyle yamuk yamuk kullanacağız mı? Kırabilirim vurup. Ayağına vurup kırmak istiyorum şu anda. O kadar sinirliyim ki. Bu alışverişin içinde şurada köşede ufak şöyle ucunu gördüğünüz şu şey var ya, o yemek masamız. Yani artık yemek masamız olsun diyerek IKEA'dan bir yemek masası aldık açıkçası ve inşallah bu videoyu kapatınca da hemen kuracağız. Bir yemek masamızda yemek yemek istiyoruz en kısa zamanda. Yani o tarz sıkıntılı alamadığımız eşyalar vardı, o yüzden IKEA evimizin her şeyi diyordu Hüseyin. Öyle oldu maalesef, her şeyi IKEA'dan aldık neredeyse. Çünkü burada biliyorsunuz ki bazı markalarla, yine marka diyorum, bazı yani markalar bence sıkıntı yaşadık. Bir türlü internetten yaptığımız alışverişler düzgün gelmedi. Defalarca geri yolladık ve çok sıkıldık. Artık evimizde eşyamız olsun diyoruz. Çünkü bilmiyorum yani farkında mısınız bilmiyorum ama neredeyse yarım yıl falan oldu biz buraya taşınalı, hala eşyamız yok. Neyse çok konuştum. Hem kutular açalım hem konuşalım diyorum. Daha görmediğiniz kutular da var yerde. Şurada ben en merak ettiğimle başlıyorum. Çünkü çok sabırlı bir insan değilim. Çatlayabilirim yoksa bunu açmazsam. Ama kendime bir müşterilik yapmam lazım. Nereye koyalım? Bu burada dursun. Bunu böyle alalım. Bu bizim yüksekliğimiz olsun. Bunun üstünde açmaya başlayalım. Çok heyecanlıyım çünkü tatlı bir şey almıştık buradan. Ne gidecek? Bu arada 10 gün falan bekledik herhalde bunun. Yani 8 gün falan sürdü herhalde. Yok işte havaalanına gitti. Yok uçtu. Yok indi. Böyle değişik değişik şey konum bildirimleri geliyordu Temu'dan. Nerelerden uçuyor artık. Bu arada arkadaşlarımız buradan ufak tefek böyle kapı kolu gibi bir şeyler falan almışlardı. Biz onlara da güvenerek ilk defa alışveriş yaptık. Onlarınkiler güzel yani, normaldi yani, güzeldi. Kalitesi falan da öyle kötü değildi. Bizim için ama yani bu kadar hafif olamazdı aldığımız şeyler. Şimdi anlayacaksınız dediğimi. Güzel gibi duruyor. Güzel gibi duruyor. Hüseyin de merakla bekliyor. Bu arada Hüseyin videoda yok. Çünkü bu Hüseyin'in çok konuşabileceği bir video değil zaten.
Artık olabilir bir video değil. Ah. O yüzden ben varım. Ayrıca Hüseyin çalışıyor. İşe gücü var. Evet. Tepsi aldık falan diyormuşum. Tepsi almadık arkadaşlar. Ama kutudan daha ağır şu an. Nasıl oluyor anlamadım. Kutu yerine aldığımız daha hızlı. Bir şey daha var. Evet, kendime kocama dondurma külahı aldım. Çok hızlı gidiyordu ya. Tahmin edenler varsa böyle ben açarken saçma sapan duran şeyleri yorumlara yazabilirler. Belki biraz eğleniriz. Bunun için tam duramamışlar herhalde. Böyle biraz mavi gibi duruyor. Bilmiyorum, görüyor musunuz? Bu ne? Bu böyle duracak. İyi var, gözüküyor şu an kamerada. Lamba. Avize. No, Hüseyin de bilmiyor tam. Bu bir sehpa. Ay ben beğendim ya. Taşır bir şeyleri. Canım göründüğüne şey. Kutu da bu kadar ağır değildi arkadaşlar. Kutu nasıl bu kadar hafifti anlamadım. Sadece tek yapmamız gereken şurada bir plastik varmış. Çıkartıyoruz. Çeviriyoruz. Ama biraz şey yani. Buraları falan göstereceğim bir dakika. Çok tertemiz çalışılmamış yani. Şöyle 3 tane bir şey var. Şuradaki boyaları da hafif, şurası pütürlü falan ama yani ben sevdim. Yok bence iyi. Bu arada bunu Temmuz'un indirimli fiyatı kendince söyledi. Artık ne kadar doğru bilemiyorum. Sürekli her yerde indirim 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 yazıyor. Dönüyor mu ya? Neyse işte 30 küsür euroya aldık herhalde değil mi? Bir yandan da onay bekliyorum Hüseyin'de. Öyle bir şey aldık 35 euro falan ama geçen baktığımda 45 euro olmuştu. Yine indirim diyordu. E bu oldu. Evet. Evet, iki tane aldık. İkinciyi açarım. Hüseyin'e veririm, o kurar artık. Ben uğraşmam. Benlik değil. Öyle koyalım bunu buraya. Şimdi burada ne var? Ay buraya şey karışmış, bu Hüseyin'in hediyesiydi. Bilmiyorum neden burada. Şimdi nerede olmuş? Hiçbir fikrim yok. Neyse sıradaki Temu'yu alalım. Ha, buradaymış. Neyse o beklesin. Zaten içindekini artık biliyoruz. Ben de hemen içine etkisini kaçırıyorum. Hiç böyle çekmiyorlar videoları ya. Hiçbir şey söylemiyorlar, çaktırmıyorlar. Benim bu işi öğrenmem lazım. Burada ev eşyası değil ama burada bir tanecik kişisel eşya da var. Çünkü o kadar sipariş veriyoruz. Neden ekstra bir şey eklemeyelim? Denemeyelim. Evet. Bayılacaksınız. Çünkü ben bayılıyorum. Hemen yaklaşık göstereceğim. Telefon kabı almıştım. Şöyle bir tane düz beyaz aldım sandım. Beyaz almadım. Böyle tatlı kalpli bir şey aldım. Şöyle bir şey aldım. Şöyle bir şey aldım. Hemen açıp yakından göstereceğim. Hemen yerime döküyorum. Çünkü çok kolay oldu. Çok tatlı. Bence gayet de yani şey fiyatına falan şey yaparsak. Hüseyin bayılır bu arada benim böyle ekran atmalarıma. Kamera arkasında en son size belki gösteririm. Çık çık çık. Çok güzeller. Çok beğendim. Buradan sürekli telefonu kapı alabilirim. Hemen fiyatlarını da söyleyeyim. Bu bir buçuk, şu iki tanesi 1,5 euro falan da herhalde. Yani tek başına 1,5-1,5 gibi böyle bir küsür bir şeylerdi. Şu da 5-6 gibi bir şeydi. Tabi böyle orada dolgulu dolgulu 3 boyutlu gibi gözüküyordu ama değil. Ama yine de çok güzel öldürüyor. Bakın bakın. Şu an telefonuma takamıyorum çünkü çekiyor, video çekiyor. Bakın burada da, burada da, burada da, burada da bir şeyler yapıyorum şu an. Çok güzel. Bunları takınca fotoğraflarımda görürsünüz. Aşık oldum. Hemen bir 50 tane daha sipariş etmemiz lazım. Ev alışveriş videosu çekiyoruz. Evet, alışveriş videosu çek. Ha, ev. Tamam. Tamam, kusura bakmayın. Ne yapayım, seviyorum. Bunu da koyalım. Videoyu durdurup telefon kabı denemek istiyorum. Böyle şeyler yapmayacağım. Bakalım kutunun devamında ne çıkıyor. Bu arada yine bizi biraz takip edenler bilir. Benim hafızam hiç iyi değil arkadaşlar. O yüzden hani birçok insan mesela kutunun içinden ne çıkacağını bilir. Ama ben genelde anında unutuyorum sürekli. Hüseyin'e ya bu kutudan ne çıkacak ya? Ne aldık biz ya? Of ne aldık? Ve hani bunu soruyorum, bir saat sonra tekrar soruyorum ne almıştık falan diye. O yüzden benim için çok heyecanlı oluyor. Ben de bilmiyormuşum gibi açıyorum. Az önce mesela bir 10 saniyenin bunun ne olduğunu unuttum. Ama hatırladım. Çok heyecanlıyım. Çünkü bunu biz bu aldığımız şey böyle 30-40 yıllık bir şey aldık. Ama orijinal fiyatı yani 150 euro ile falan başlayıp 3000 euro'lar kadar gidiyordu. Ben bunu muhtemelen 150 euro'ya falan alırdım. Temu'da bulamasaydım. Şöyle aparatı falan çıktı. Oradan da çok güzel. Tamam, pastayı kenara koyayım. Etrafa zarar gelmesin. Şurada şurada dursun. Yine kutudan daha ağır. Ben anlamadım. Bu olayı nasıl yaptılar? Aa,
Ya çekeceğim gerçekten herhalde. Kokuyor. Ay kokuyu seviyorum. Neyse konumuzla yine alakası yok. Her yer köpük oldu. Bu ne? Azıcık anlamışsınızdır. Bu bir gece lambası olacak arkadaşlar. Şöyle bakalım altına. Ay çok güzel. Çok güzel. İyi ki almışız. Bundan da bir tane daha almamız lazım artık. Bir tanesini kitap okuma odasına böyle kitap okuma köşesi yapacağız. Bunu onun için istemiştik. Belki böyle yatak odasına, salona, mutfağa falan. Beğendiğim her şeyi fazladan alma isteği geliyor bana. Kitap okuma odası nasıl oluyor? Evet sürekli soru geliyor. Hüseyin hiç yorum yapmanıza izin vermeyecek. Kitap okuma odası şöyle oluyor. Kitap okuma köşesi yapacağız çalışma odasına. Yani aslında orası iki fonksiyonlu bir oda gibi olacak. Ki çalışma odaları genelde böyle olabiliyor. Hemen yaklaşıp şunun güzelliğini göstereceğim. Çünkü çok güzel. Normalde böyle daha ağır olur evet. Ama hani bence yeterli yani. İşimizi görür bizim. Aa kırılmış. Neyse bunu arka tarafa göstereyim. Saklarım. Yapacak bir şey yok. Böyle. Olabilir böyle şeyler. Çok üzülmüyoruz. Burası da çatlamış gibi. Ama neyse güzel. Anlatabildim mi? Hani çok güzel duruyor. O yüzden ben beğendim. Üstüne de bu gelecek. Şöyle. Aparatıyla böyle bir şey olacak. Yani şöyle duracak. Değil mi? Biraz daha uzun. Yani şöyle ama küçük mü olacak? Nasıl olacak? Neyse. Lambası yok. Altında mı var acaba? Bakacağım şimdi. Böyle bir şey olacak. Böyle. Ben çok beğendim de inşallah şöyle falan küçücük durmaz. Ama bakalım yanınca nasıl olacak? Lambası da yokmuş herhalde gerçekten. Neyse bunu da kenara koyayım. Bunu Hüseyin'e vereyim. Bunu kırarım ben şimdi burada. Lambası yok herhalde. Aklımıza gelmedi almak. Yok. Gelmedi mi? Ben sordum sen de içine giriyorum. Öyle mi dedim? Sordum içinde demişim. Ama bu çok kirletti her yeri. Videonun başında bu kadar kirlenmemeliydik. Tamam. Bunu da böyle yapayım. Burayı da birazcık yükselelim. Yolumu açayım. Size geldim. Evet. Şunu da açalım. Aradan çıktım. Hemen hızlı hızlı açalım. Ve dönelim Hüseyin kursun. Çünkü Hüseyin kurucu. Falan filan. Yanlış yerden bakıyorum. Yok doğru gidiyordum aslında. Bazı kutuları açmak neden bu kadar zor? Sırada oluyor mu? Mesela az öncekiyle aynı şey yani. Neden farklı? Bu arada dedim ya sehpadan iki tane aldık diye. İkisini aynı gün teslim ettiler. Okey. Aynı yerden aldık zaten. Ama şöyle ki ayrı ayrı kargoya çıkmış gözüktü. Ayrı ayrı yollardan gelmiş gözüktü. Bilmiyorum. Şu anda bunları farklı paketlemişler. Az öncekini böyle açmamıştım. Ama aynısı çıktı. Bu farklı satıcılar da oluyordu ama aynı satıcıdan almıştım. Şuradan al. İsmini vermek istemeyen seyircilerin. Hafif bir şey. Hemen bakalım. Ne almışız? Bu nereden gelmiş? Nereden gelmiş bu? Bilmiyorum arkadaşlar. Sanırım Bol'dan gelmiş bu. Ah, hemen kutunun içini göstereceğim. Türkiye'de bunu renkleriyle süslüyorlar ya. Şunlar. Hani Zeynep ortalığı az kirletti. Biraz daha kirletsin kutusu olmuş. Kutunun içinden de bunlar çıktı. Bunları acaba kullanamaz mıyız o lambaya? Bilmiyorum. Bakacağız. Boyutlarına falan. Çalışma masasındayız. Bu çalışma masası lambasıymış. Çalışma masasına da lamba aldık. Her yere lamba aldık. Biliyorsunuz evde hiç lamba yok. Karanlıktan o kadar sıkıldık ki her odaya 3-5 tane lamba alıyoruz. Neden gülüyorsun bana? Sağdan sağdan gülünce dikkatim dağılıyor. Açıyorum. Bir dakika bu ne ki? Her şeyin üstünde de kırılabilir işareti var. O bize mi bu? O zaman bu da bol. Her yerde Hüseyin yazıyor. Tamam mı? Hiç nereden geldiğini yazmıyor. Bize bol bol çok çıkartıyorlar. Başka bir şey yok. Aa, Hollanda'da en almamızı bekleyebileceğiniz lamba yağmış olabiliriz. Ya bize. Ay ya bize işte her neyse. Genel olarak lamba deniyor. Türküş, Osman artık ne tarz diyorsanız, ne tarz düşünüyorsanız, ne oluyorsa avizesi aldık. Bu bir. Bu arada bunu Bol'dan aldık ve bu hani Hollanda internet sitesi böyle şey gibi düşünebilirsiniz.
trend yol gibi düşünebilirsiniz. Aynen. İçinde ışıklar öyle yansıyor ki içinde bir şey var zannettim. Şöyle iki. Bunu nereye aldık? Bunu bu arada misafir odasına aldık. Misafir odasını ben biraz eski tarz yapmak istiyordum biliyorsunuz. Ama Hüseyin kahverengi tonları hiç sevmediği için ve böyle vintage şeyler de genelde kahverengi ton, hani koyu kahve tonları olduğu için o konuda anlaşamadık. Böyle hani ortaya karışık bir şeyler yapıyorduk. Sonra gidip Bol'dan bu avizeyi görüp aa çok güzelmiş bunu mu alsak falan dedi. Ben de zaten öyle bir şey istediğim için hemen verdim gazı. Hemen sipariş verdim. Bu video aslında tam Hüseyin kutluyorum. Böyle olacak. Hayal edebiliyorsunuz değil mi? Böyle bunlar da şöyle. Şöyle olacak. Böyle. Ampul yok bunda da. Bunda mı ampulümüz yok? Görmüyor musun? Yok çıkmadı. He. Ben aldık sandım. Neyse bu çok güzelmiş. Ama bunu böyle kutuya koyalım. Çünkü kırılma olasılığı o kadar yüksek bir şey ki. Ve ben de hemen kırabilirim. Öyle yeteneklerim var. Evet. Bunu açmıyorum çünkü bu benim şu an şeyim. Masam. En merak ettiğim bir şey. Şey. Eskiler bilir. Var mısın yok musun da kutu açıyor var ya böyle. Temizliyorlar. Hemen bir gerilim müziği, heyecan müziği vermek lazım arkadan. Ondan sonra böyle bekliyorlar 10 saat. Ben 10 saat beklesem izlemezsiniz tabii videoyu. Ben zaten sabredemem artık. Bu ne bu arada? Neden var mısın yoksa bağlı mı bilmiyorsunuz çünkü burada missing yazıyor. Yani ne olduğunu koymamıştır üstüne ve ne çıkacağını bilmiyorum. Yine oksuz bir şeyler çıkıyor sanki ama. Bunu neden yapıyorsunuz? Kırılmasın diye. Askılık. Evimizin ihtiyacı. Olmayanlar çok iyi bilir. Askılık olmadığı için her yer darmaduman. Bunu açmayayım arkadaşlar ya askılık. Bir tane daha lamba çıktı. Bir şey almışız. Bu neyin lambası? Gece lambanın olabilir mi? Evet, avize çıkacak bir tane daha. Çalışmadasın. Ha, bir tane daha avize almışız. Bak şimdi hatırlamıyorum mesela ne avize aldık. Ben biliyorum. Masanın üstüne. Hayır. Çalışmadasın. Ha, hatırladım avizeyi ama bunun küçük değil mi? Neyse bakacağız göreceğiz. Ha, biz bunu beyaz aldık. Bunları bilirsiniz. İki yaş olurumla gittiyseniz bu çalışma odası olan kısımlarda böyle köşeden iniyor ya bunlar. Şey, masanın üstüne falan koyuyorsunuz ya da duvara koyabiliyorsunuz. O avizelerden. Bu bir tanesini açayım bari. Çok konuştum. 10 saniye dinleneceğim sen. Bu ne? Bir poket değil mi? Ben evde dolabı bir şey atarken falan yapıyordum. Bir tanesini koymuşlar, kapatmışlar. İkinciyi koymuş, kapatmışlar. Devri tasarruf devri herhalde. Bu nasıl bir sistemi var ben bilmiyorum çok. Bayağı da öyle çiviler mimler var. Hüseyin işi var bunlar. Bunu böyle. Her şeyi rastgele sağa sola atmazsın. Kurulum kitapçıkları var. Tamam. Atmayacağım. Ben çözdüm ya. Bak oldu. Böyle. Lamba. Bundan bir tane daha var. Böyle masanın iki tarafına koyacağız. Çünkü neden iki tane olmasın? Hem simetri olacak hem bir tane Hüseyin'e bir tane bana yani. Aynı kutuya koyuyorum. Sen sürekli bana sağdan gülersen her ben gördüğümde ben nasıl odaklanacağım bu videoya? Buradan bir şey çıktı. Ya bunu biliyorum. Ama bu sizin için hiçbir anlam ifade etmeyecek. Benim için de çok bir anlam ifade etmiyor. Hüseyin uğraşıp duruyor bunlarla yani. Öyle bir şey. Bu. Bu ne biliyor musunuz? Hemen bağdaştıracağım. Bu. Bununla ilgili bir şey arkadaşlar. Hemen bunu açayım. Her yerde etiket var. Bir de kendimi biraz sıkışmış hissediyorum şu anda. Burada da... Bu şuraya koyayım kutuya geri koyayım sonra bulamayız. Bu var. Bu ne biliyor musunuz? Bu ışık, led ışık böyle yanıyor. Biz bunu aslında nereye aldık? Kıyafet dolabına almıştık ama böyle küçüğü gelmiş. Küçüğünü de koyamadık tabii. Büyüğünü aldık. Küçüğünü de ne yaptık? Küçüğünü de salondaki videomuzu izleyenler bilir. Sağa sola koyarım şimdi. Şurada depomuz var. Depoya koyacağız çünkü depoda ışık yok ve çıldırıyorum içinde bir şey ararken. İğrenç bir şey yani. Telefonun led ışığını flaşıyla arıyoruz. Bunu da
olmak zorunda. Neden biliyor musunuz? Çünkü bunları öyle bir tasarlamışlar ki gidip böyle prize takabileceğiniz bir sistem değil. İncecik kablosu geliyor. O kablo buraya bir yere, hani şuralara bir yere bağlanıyor. Sonra bunu buradan şey takıyorsunuz. Bir nevi dönüştürücü gibi bir şey aslında. İnşallah yanlış bir şey söylemiyorum. Sonra çok linçliyorsunuz beni. Şimdi bu kutuyu alandan uzaklaştırıyorum. Çok ıvır zıvır. Ben de gittim sanki. Tamam, geri geldim. Geri dönüşüm çok feci oldu. Ya halıyı böyle yollar mısın ya? Ne kadar yoldan geldi arabayla. Kirlettiler halıyı. Şimdi ben bunu yıkayayım mı? Ne yapayım ki? Halılarda şöyle bir problem var. Türkiye bir halı cenneti gibi olduğu için bir sürü halı var ve fiyat performans olarak çok iyiler. Ama burada yok. Yine Ikea'da ne varsa onu alıyorsunuz ve halıları Hüseyin seçti arkadaşlar. Bu da sade böyle kilimden hallice misafir odamız için. Çünkü dedik ki misafir odasını neredeyse hiç kullanmayacağız yani. Misafir de gelince yatacak muhtemelen. Gezmeye geliyorlar. Kimse kışın kara kışımıza kara gözümüze gelmiyor sadece. Keşke gelseler. Gelirler belki, bilmiyorum. Neyse böyle bir halı aldık oraya. Bunu serince de gösteririm ama biraz yaklaşayım. Niye bu kadar böyle şey oldu? Böyle. Hafif yeşil şeyleri var. Açık yeşil. Biz bu yeşili biraz takmış olabiliriz. Birkaç bir şey daha yaptık bununla ilgili. Bunu Hüseyin'e vereceğim. Çünkü çok dolu bir etraf. Attım. Bunu atalım. Bir halı daha. Bu mutfağın halısı değil mi? Mutfağın halısı. Kuvvetle muhtemel. Bu inşallah güzel olur. Çünkü canım ayaklarım rahat etsin diyorum mutfaktayken. Mutfak halısı bence en sıkıntılı olanı. Çünkü sürekli kirleniyor. Çok güzel bir şey alamıyorsun o yüzden. Böyle ne bileyim şekil şukur şeyler alamıyorsunuz. Açık renk falan çok alamıyorsunuz. Yani bilmiyorum. Benimki özellikle çok çabuk kirleniyor. Orada ufak bir kilimim var. Ben böyle 2-3 haftada bir atıyorum onu kenara direkt. Bunu atabilir misin derseniz muhtemelen atamam ama dedim Hüseyin seçti diye. Ben çok dikkat etmedim yani. Bu nasıl olacak bilmiyorum. Alamıştı bu. Bu bildiğiniz kilim ne yani kayması güzel. Bu arada rengi falan çok güzel ama ayağıma bakma. Atıyoruz. Burada. Şimdi size onlarla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Ikea'dan siparişlerimizi getiriyorlar. Bu arada biz siparişi ikiye böldük. Bir bu kadar daha sipariş gelecek. Bir de konuşurken iş yapmakta çok zorlanıyorum. Videolar çekmek o yüzden çok kolay değilmiş. Neyse. Bir sürü halı siparişi verdik. Evde halı olmadığı için. Ne oluyor? Mesela 20 tane sipariş veriyorsunuz. Her şeyi getiriyor. Diyor ki bir tane halıyı getiremem. Ama sepete eklerken getiriyor gözüküyordu. Ondan sonra siparişin içindeki bazı şeyleri değiştiriyorum mesela. 5 tane ürün, 3 tane ürün falan değiştiriyorum. Bu kez halıyı getiriyor. Az önceki siparişte olan o değiştirmediğim ürünlerden bir tanesi olan diyor ki dolabı getiremem. Kafasına göre getiriyorum, getirmiyorum falan diyor. En son biz de bu duruma tabii kabul etmek zorunda kaldık. Ve bir tane halıyı getirmediler. Hüseyin gidip aldı. Hüseyin gidip aldı o halıyı. Halı da en ağır halıymış. O kadar ağırmış ki ben eve gelince fark ettim. Çok zorlanmış. O halı da şurada şu yeşil gibi duran. Onun dışındaki bütün halılar hafif. En ağır halıyı getirmediler ama Hüseyin getirdi ve trenle falan taşıdı. O yüzden halıya kankam diyor. Çok yakın. Sürekli böyle geldikleri için. Ha bir de bisiklete getirdi. Doğru o da var. Bisiklete taşıdı. Bu da nereye? Bu da yemek masasının altına. Neden böyle bir şey yaptık? Çünkü salon büyük. Bir tane halıyla da iş bitmiyor. Yemek masasının altına da çok yemek dökülür mantığıyla. Yemek masasının altına da bir tane halı aldık. Bu halıyı özellikle ben de beğenmiştim bayağı. Neyse bunu açmayacağım böyle. Bu arada burası önü. Aynen. Şöyle yapayım. Beni bir görmeyin 10 saniye. Şöyle böyle patlış. Yine şeydir sende. Şimdi ben bunu böyle yapacağım. Getireceğim size. Oo, inşallah bir de unutmam. Şöyle dokusunu göstermek istiyorum. Halıcılar gibi oldum. Halı, kilim, yolluk, paspas kenarına böyle. Bütün kameraya girdim. Sağdan da Hüseyin inceliyor. Bunu da böyle buraya sizin gördüğünüz bir yere fırlatıyorum. Her yerleş gibi oldu. Şunlardan bir tanesini göstereyim. Ya da önce şunu göstereyim. Yine çok hafif. Temu'dan gelmedi ama Ikea'dan geldi. Bu çalışma odasına lamba seçmekte çok zorlandık. Neden bunu seçtik? Hem böyle
böyle çok yoğun ışık olsun istemedik. Böyle loş bir ışık olsun istiyoruz odalarda genel olarak. Yorucu olmasın akşamda, dinlendirici olsun diye. Hem de orası çalışma odası, iyice böyle insanı uyutmasın. Işığa ihtiyacı var insanın diye. Oha bu nasıl lan? Hani öyle bir şey olsun dedik. Ama bu çok büyükmüş. Bizim oda ve lamba orantıları çok komik oldu şu an. Bakın bu... Bir dakika. Bakar mısınız? Yani... Evet, biz boyutlara hiç bakmamışız. Çünkü daha küçükleri de var bunun. Hem biraz daha ucuz olurdu muhtemelen. Bu arada fiyatları bunları söylemiyorum çünkü hatırlamıyorum. Ortana baktık, küçüğünü söyledim. Ha, böyle duruyormuş. Böyle, pardon. Böyle daha aşağı duruyor. Bunu herkes görmüştür bu arada. Kesin Fendio'da falan da satılıyordur. Güzel. Ama benim en çok çekindiğim şeylerden biri bunların temizliği. Bakalım nasıl olacak. Bu arada kutuya şöyle koymuşlar. Çok garip değil mi? Böyle bir. Ben yapmayayım. Bunlar parça parçaymış. Temizlemesi kolay olur. Ama şöyle içine giriyordu işte. Olmuyordu bu. Bunlar lamba almış mıydık? Ne almışız? Tamam. Bunu da yine kutusuna koyayım. İçinde çünkü kurulumuyla ilgili bir şeyler var. Biliyorsunuz ki avize hiç kurmadık. Ve avize kurulumlarıyla ilgili hiçbir bilgimiz yok. O yüzden zorlanacağız. Şunu açmayacağım arkadaşlar. Açarsam muhtemelen daha önce IKEA'dan aldığım böyle sıkı sarılmış o yorganlar vardı ya. Yani tabii siz bilmiyorsunuz. Onu ben bir kere açtım pat diye böyle açıldı. Bir daha da hiçbir yere kapanıp sığmadı. Öyle kaldı. Sanki kullanmayacakmışım gibi konuşuyorum ama ihtiyacım olmadığı için yine açmadım. Kullanmıyorum. Bu da... Yatak ya, yatak aslında yani bildiğiniz bazanın üst baza değil. Yatağa koyduğunuz yumuşak olan yatak yani. Biz hepsine yatak dediğimiz için ya da ben öyle diyorum. Şuradan göstereyim. Bundan açmayacağım bunu. Çünkü bizim evde şu an sığmaz. Şöyle ha minder gibi diyebilirim. Aynen ama insanların üstüne yatacakları kısım. Hemen anlatayım. Bundan 4 tane var. 2-2 koyacağız yatakları. 2 tane yatak aldık. Bir tanesi misafir odası için çok mantıklı. Bir tanesi çalışma odası için. Neden çalışma odasına yatak aldık demeyin. Çünkü biraz divan gibi duruyor bu yatak. O yüzden divan gibi kullanacağız. Üstüne örtü ve işte küçük ufak yastıklarla. Ve açılıp 2 kişilik oluyor. Süper bir şey. O yüzden bunlardan aldık. Yani eve bir sürü misafir ayarlayabiliriz. Gelebilirsiniz yanımıza. Bunlar da öyle bir şey. Öyle kalsın. Şimdi şurada büyük bir Henos kutusu var. Onu açacağım. İlk gelen paket buydu. Çok heyecanlı sipariş etmiştim. Yani ne olduğunu biliyorum tabii ki. Ama nasıl geldiklerini bilmiyorum. Kırık çıkık da gelmiş olabilirler. Evet, Hüseyin'den yardım aldık. Kutuyu buraya koyduk. Kutuyu açalım. Burada hediye mi var? Benim dikkat ettiğim şeye bakar mısınız? Bir sürü şey sipariş etmişimdir ama içinden çıkan o küçük hediyelere mutlu olurum. Ben de böyle bir insanım işte. Şunlar kırılmasın diye. Bayılıyorum. Fazladan bir şey mi sipariş ettik acaba? Burada ne varmış? Burada çok tatlı bir şey var. Çok beğendiğim için aldım. Ama henüz ne yapacağım ve nereye koyacağım bilmedim. Muhtemelen yazın bahçeye de kullanabilirim. İnşallah beklediğimden büyüktür. Kutusu bile çok tatlı rengi. İnşallah beklediğimden büyüktür. Yoksa bir iki tane daha alabiliriz. Hani daha şey kullanışlı olması için. Şöyle... Böyle çiçek çiçek. Gördüğünüz üzere ledli lamba. Açacağım çünkü tam uzunluğunu görmek istiyorum. Tabii ki çok ne kadar uzun olduğuna dikkat etmedim tahmin edersiniz ki. Çünkü şöyle bir alışveriş oldu. Asıl almak istediklerimi alıyordum. Sonra Hüseyin'le dedim ki ya bu çok tatlıymış bunu da alalım mı dedim. Hani böyle ihtiyacın olan şeyleri alırken gözüne bir de beğendiklerini takılır ufaktır böyle. Onları da eklersin sepetine. Öyle bir alışveriş oldu. Çok tatlı bence. Bilmiyorum. Herkes hitap etmiyor olabilir. Ama çok tatlı. Bunu böyle bahçeye asarız yazın. Çiki şiki olur. Çiki şiki olur. Çiki şiki olur. Çok tatlı olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var. 10 tane böyle boynuma asacağım. Çok güzelmiş. Şimdi aldığım yere sığmayacağım muhtemelen. Ben böyle değişik değişik açtığım için. Sığdı. Süper. Kutunun kalanından bakalım. Önce bununla başlayalım. Diğerleri kutluyoruz. Çünkü bunu paketlemişler. Bu video biraz uzun oldu ama gördüğünüz gibi eşya çok. Ben ikinci gelen eşyalarla birlikte birleştirmeyi de düşünüyordum. İki, yani tek bir parkta.
Ama bu kadar uzun sürünce belki ikinci bir parti olarak paylaşırız onu. Bakın. Evet, ben şey yapmamıştım. Yemek takımı almamıştım kendime. Ev eşyası alırken. Ve aslında vintage bir şeyler istiyordum. Baktım bir türlü bulamıyorum, alamıyorum şu anda. Yani beğendiğim bir model var, onu bulamıyorum. Sonra dedim ki artık yemek takımına ihtiyacım var yani. Çünkü 6 tane tabakla bu iş gitmiyor. Rastgele beğendiğim bir 6 tane tabağı almıştım. Bu da şu an kendimce çok cool, aynen çok güzel. Ne bilmiyorum, beni temsil ediyor biraz belki. Aşırı sade. Bir yemek takımı yaptım kendime Henos'tan. Yemek takımı değildi, tek tek sokuluyordu. Bunlar küçük tabakları. Ayrıca bunları kahvaltı tabağı olarak da kullanabilmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum, beğendiğiniz böyle ufak çok hoşuma gidiyor benim. Diğer modellerini de göstereceğim şimdi takım yaptım ama bunları sağ sola atamam. Şöyle yapacağım. Şunu atalım. Şunları şöyle atalım. Şunu şöyle koyalım. Ben bu kadar küçükler, biraz daha büyük olmalarını bekliyordum. İnşallah sayıda hata yapmamışımdır ve kase çıktı. Şöyle. Bu kaseden aldım 6 tane. Bakın çok güzeller. Allah'ım çok tatlı, bilmiyorum, ben de çok seviyorum. Ya da yani ben de abartıyorum. Abarttığımı düşünmüyorum, abartımları hak ediyorlar, çok tatlılar. Ve farklı bir modeli bu da. Şöyle. Bu da pembesi. Çok güzel. İnşallah makinede hemen çıkmazlar. Böyle yeni aldığım şeyleri bir süre elimde yıkıyorum zaten. Bunu da öyle, ona da öyle bir tarife uygularım muhtemelen, yani öyle yaparım. Bunları açmak bile ne kadar sürüyor. Bunları bir de yıkamak, yerleştirmek, kurmak, yerleştireceğin alanları temizlemek, ondan sonra yatakları, odaları temizlemek. Daha beni bekleyen bir odalar var, temizlenecek. Kırılmadan çık, kırılmadan çık. Bu da az önceki tabakların devamı. Evet, iki tane sipariş etmedim, biliyordum. 6 tane sipariş etmiştim. Bu da kaselerin devamıymış. Yine pembe pembe kaseler. İnşallah diğerinden 4 tane çıkar. Çünkü çok uzun zaman oldu sipariş verelim. Şöyle. Bunlar sarılara göre biraz daha büyük. Aslında şöyle bir planım var yani, mesela 6 kişi için bu 6 kişilik yemek takımı olacak. Sarıların üstünde küçük bir hani ikinci tabak, üstünde de kaseler gibi düşündüm birazcık. Ama varsayıyorum ki 6 kişiden fazla kişi geldi. Sarıları 7-8. Tabak kendine 9-10 gibi, böyle 4-4 gibi falan, 8-10 gibi yapabilirim dedim. Çünkü çok da küçük değiller yani. İdare eder. Ama şey düşünüyorum, bunları yıkamak hiç kolay olmayacak. Şurada da hafif bir şey varmış aslında ama sorun değil. Yine de pişman değilim. Çok güzeller. De neden pişman olayım ki? Ben çok merak ediyorum. Normalde bunu açmayalım, içinden aynısı çıkacak derdim ama 4 tane çıkması lazım. 4 tane çıktı. Aman boy değil mi? Ay. Stresli hissediyorum böyle çok kırılacak şeyleri açarken. Çık 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 çık. Gelmiş. İnşallah değişim tarihi geçmemiştir. Gerçekten çok üzdü şu an. Ben bu kadar dikkat ederken bu kırık gelmesi. Umarım diğerlerinde sıkıntı yoktur. Ama yani çok saçma bir iş yapmışlar zaten. Az önce kutuda 2 tane vardı. Aynı büyüklükteki. Bunda 4 tane vardı. Biraz sinirlendim şu anda. Yani sinirlendim de üzüldüm. Hani hepsi de sağlam. O kırılmış. İnşallah 2 hafta geçmemiştir bir sipariş verir. Çünkü dediğim gibi bayağı oldu. Aynen, kırılan parça da çıktı. Böyle. Yapalım hayırlısı. En kötü bir tane daha alacağız artık. En azından bir tanesinde sadece sıkıntı var. Bakalım bunlar da sağlam gelmiş. Kendime bir tane yeni tabak almaya hazır hissediyorum. Umarım tabi stokta varsa. Ama daha fazla sıçması hissetmiyorum. Bakıyoruz. Sağlam. Bakıyoruz. Şöyle, şöyle, şöyle. Sağlam. Bu da sağlam. Ve bu da sağlam.
Bütün önüm kapandı. Nereye koyacağımı bilmiyorum şu an. Şimdi ne açalım biliyor musunuz? Şunu göstereyim. Kurulmuş halini gösteririm sonra size. Açamayacağım çünkü bunu şu an bile çok ağır. Açsam da anlamayacaksınız. Bunu... Ay ya da boş ver. Hiç uğraşmayacağım. Bu ne biliyor musunuz? Ne olacak? Ay çok ağır. Ben de sonra gösteremeyeceğim. Bu kadar küçük şey nasıl bu kadar ağır olabilir diyebilirsiniz. O'dan bir tane şey yapacağız. Hüseyin'in yatak yanına diyorduk ya bir tane... Öf şifonyer falan diyeceğim. Kesin yanlış bir şey söyleyeceğim. Böyle raflı işte küçük bir şey. Raf yani aldık. Telefonunu, okuyacağı kitabını falan koysun diye. Orada da şey sıkıntısı yaşıyorduk. Boyut sıkıntısı yaşıyorduk. Yani o boyutta bir ürün bulamıyorduk. Yani seçenek değil. Bulduğumuzu direkt aldık o yüzden. Artık şunu açayım. Sonra işte aynayı ve şu bir iki halıyı da göstereyim size. Yoruldum. Yoruldum biraz oturacağım o yüzden. Yerde açılmışken. Buradan ne çıkıyor? Bunu defalarca sordum seni. Yalnız buradan ne almış? Bu kez hatırlıyorum. Buradan defa sorduğum için. Aslında şöyle hatırlıyorum. Az önce video çekmek için işte şey... Video çekmeden önce... Ya dedim bu ürün geldi mi? Neredeydi falan dedim. Aa dedim falan. Siyah paketli olan dedim. Yani aslında yine unuttum değil. Beş saniye. Yine mecbur ayağa kalkacağız. Evet bu ne? Yani böyle bir şeye ihtiyacım olacağını hiçbir zaman düşünmüyordum. Yani bu evet böyle bir yere taşınana kadar daha doğrusu. Merdiven halısı arkadaşlar. Bunu da boldan aldık. Yerleştirmesi biraz zor olacak. Çünkü bizim merdivenlerimiz hani dönüyor. Yani dönerken de merdivenin o işte katları, basamakları hepsi aynı boyutta değil. Bir daha dar, bir daha geniş. O yüzden biraz kesmek falan da gerekecek. Nasıl olacak diyorsanız hiçbir fikrimiz yok. Bahçe makası almıştık, onu da kesmeyi planlıyoruz. Oh, bir tane çıkartayım. Allah'ım neden her şey hepsi bitti geliyor. Ben sıkıldım. Yoruldum. Normalde şu an mola vermiyorum. Bir tane çıkarttım. Şöyle. Bu da normal isterse iki türlü kaplama yapabilirsiniz. Bir bütün merdiveni kaplayabilirsiniz ki bu çok zor. Kendi başına yapmanız. Sürekli kesmiş yapmanız gerekiyor. Ölçmeniz gerekiyor. İkincisi de şöyle merdivenin hani basamağına açılıyormuş biraz daha. Şöyle takıyorsunuz. Şöyle duruyor. Şöyle yani şu şekilde. Şöyle bir renk aldık. Ben daha açık bir renk sanıyordum ama böyle geldi. Yani yapacak bir şey yok artık. Bunları böyle takacağız. Tabii takacağız dediğime bakmayın. Yapışıyor bunlar. Şuraları yapışkanla. Elime yapıştı şu an zaten. Bu da elzem. Hüseyin kaydı düştü birkaç defa. O yüzden daha da elzemleşti aniden. Ben kaymadım. Kaydım ama ben düşmedim yani. Ne söyleyecektim? Yatak odasının halısını gösterecektim. Yatak odasında biraz pufidik bir halı istedik. Bunu da bisikletle taşıdı Hüseyin. Ama bu diğer halıya göre 10 kat falan daha hafif. O yüzden çok kolay oldu. Nerede benim poşetim? Bunu açacağım. Çünkü artık meraktan çatlayacağım yani. Biz bunu alalı 2 hafta falan oldu herhalde. Bakın şuradan da patlatmışlar. Biz patlatmadık. Bir halı nasıl açılamaz adlı çalışmayı yapıyor olabilirim ama halıya zarar vermeden açmaya çalışıyorum. Çık. Bu çok güzeldi. Biz şeye gitmiştik. Buradan video çekmedik herhalde size. AVM'ye gittik. İşte bu internet sitelerinde çok sıkıntı yaşayınca AVM'de neredeyse bütün böyle satıcılarda yerde bu halılardan vardı ve çok pahalıydı açıkçası. Yani 500-600 euro falan yazıyordu. Biz öyle bir para vermedik tabii ki. Ama görüyor musunuz şu olayı? Bakın yani o kadar yumuşak ki insan bunun üstüne uyur yani. O kadar güzel. Öyle olunca da yatak odasının boyutuna uygun böyle bu halıdan bir tane şeyde bulduk. Bolda bulduk. Öyle önce hemen kaptık. Normalde ben birkaç ton daha açık isterdim. Bu arada krem gibi bir renk olarak geçiyor ama hafif gri gibi duruyor. Özellikle şey videoda. Kamerada. Altını da çıkartıyorum. İnşallah bir yerlere açılıp fırlamaz. İçine tahtası da vardı. Tahtası çıkmasın. Tahtası çıkmasın. Çünkü açamayacağım onu şu an. Her şey açıldı. Yani bunu açmayacağım. Bu arada bu yuvarlak halı. Yine bunu da görüntüsüne koyarım ama o kadar tatlı ki. Kaldıralım bunu da. Hüseyin halısını açacağım. Ama nasıl açacağım? Hiçbir fikrim yok. Çünkü çok ağır.
Yani ben onu buradan buradaki koyduğum tabakları kırmadan taşıma olasılığım var mı bilmiyorum yani. Şöyle. Bunu da bir yerlere attırıvereyim. Lütfen gelme buraya bak. Hüseyin'in halısından önce aynaya çıkacağım. Ayna göstereceğim size. Şimdi ben bu aynayı açmak istiyorum. Ama şöyle bir durum var. Bu benim istediğim ayna değil. Yani şöyle istediğim ayna. İnşallah bu da sağlam gelmiştir. Bu da gelir. Çok oldu bu arada. Bu istediğim ayna. Ama şu karşısında istediğim de değil, istediğim istemediğim de değil yani. En kötü ihtimal olursa bu ayna güzel diyordum. Ama boyut en azından istediğim boyut değil. Ben daha büyük, daha büyük bir şey istiyorum. Herkes ama ne yapacaksın o kadar bir tane diyorum. Ama öyle bu büyük ayna istiyorum. Yani. Böyle bu kadar kaldı. Neden? Çünkü Türkiye'den bakıyorum aynı aynalara. Buradaki fiyatların onda biri falan neredeyse fiyatlar. Çünkü buradaki çok pahalı olduğu için Türkiye'den de bakıyorum. Ama bir türlü Türkiye'den buraya getirme şansını bulamadım yani. Olasılık bulamadım. Bir tane ayna için özellikle. Kısmet olmadı. En sonunda buldum. Bu klasik aynasına kaldı. Belki zamanla daha güzel bir şey bulursam onu alabiliriz. Ama hani istediğim ayna fiyatları öyle fiyatlar ki şey diyorsunuz. Aynaya da bu kadar para verilmez diye. Vermezsiniz falan diyorsunuz. Hatta söyleyeyim niye söylemiyorsam böyle 600 euro falan diyorlar. 600 euro aynı. Yani ben nasıl yani? Çok saçma. Şimdi ben bunu nasıl çıkartacağım acaba? Büyük kutu açılımı mı yapılır tek başına ya? Ben çok yanlış işe girdim. Tabaklar kırılacak. Hüseyin geldi. Çok mutluyum. Hüseyin'e vereceğim. Bunu ufak koyar mısın? Bir tane daha vereceğim. Yani süper oldu. Aynaya da yardım edersin. Hello. Arkası bildiğiniz gibi. Böyle şundan var. Şunu ayarlamak için. Duvara koymak istemiyordum. Dönüz koymayacağım için. Burayı çıkartıyorum. Şöyle. Evin içinde neresi gözüküyor şu an? Öyle bakayım, test edeyim. İstediğim gibi bir konu. Bakayım kombinim güzeldi. Üstün başım dağılmış. İş görür yani herhalde. Aynen. Şu an masa mı çıkıyor? Dağınık. Bilmiyorum. Önü falan. Ne kadar sihirli görüyor musunuz? Hemen halı geldi elime. Bir defa falçata kullanmıyorum ben ya. Ben küçükken de falçata kullanıyordum. Falçatayla da boğmadık yani. O kadar da değil. Hop! Bu çok zor ya. Gerçekten çok zor. Çok keyifli izliyor bunu. Dinleneceğim. Oo çok sıcak oldu. 2000 years later. Çıktı. Evet çok açmayacağım tabii ki. Şöyle göstereyim. Allah açılmıyor. Burada da varmış. Tamam artık açılacak. İlk defa görüyorum. Siz görüyorsunuz benden önce hatta. Hatta Hüseyin'den önce. Herkesten önce. Ay neden böyle bir renk seçtik demeyin. İlk Hüseyin gösterdi ben demiştim ki hayır bu renk olmasın açık renk olsun açık olsun demiştim. Sonra değiştirdik bunu seçtik tekrar. Yani sepetten değiştirdik. Neden? Çünkü... Dedim ya o odada loş ve biraz daha şey okuma odası olacağı için bir yandan da biraz daha loş bir daha loş bir ortam istiyoruz akşam içinde. Ve masa da siyah. Duvarı da böyle aç hani pastel bir yeşile boyadık. İstediğimizin çok az koyusu oldu ama gayet güzel oldu. Bununla birlikte uyum sağlayacağına inanıyoruz. Odada ayrıca beyazlar da olacak. Hani içinde de beyazlar hafif de sarılar var böyle renk atıyor. Altın sarısı gibi bunun içinde. Güzel olacağını düşünüyoruz. Yani hayal ediyoruz şu an. İnşallah olur. Bu arada bunların taşınıyoruz videomuzda da paylaşacağız. Bunları yaparken.
Halılarını oraya fırlatayım. Birazdan size burayı göstereceğim. Bakıyorum. Gözlemlemeye yeten bir şey kaldı mı? Şöyle görmediğiniz şurası kaldı. Hafif kamerayı çevireyim. Şöyle bir alan var. Daha görünmüyor hatta hepsi. Hani şuralarda var işte şuralar. Bu masamız. Yemek masasının... Ay ben kendime bakıyorum. O kadar uzun zamandır boya aynam yok ki. Hatta bir önceki evdeyken de benim boya aynam yoktu herhalde değil mi? Nasıl açılmış? Ay ben gördüm bak. Aynen bir önceki evde her şey vardı. Dolabımızın, kıyafet dolabımızın aynısı vardı. Ondan idare ediyordum. Boya aynasılık çok zormuş. Çok şükür geldi. Boyana falan laf ediyorum ama geldi. Neyse. Hüseyin'i hatırlıyorsanız IKEA videosunda beğendiği bir masa vardı. Şu an merak edenler için. Onu aldık. Bunların hepsini işte taşınma videosunda göreceksiniz. Ondan sonra işte iki tane misafir yatağı aldık demiştik. Onların parçaları var. Bir şey daha vardı burada. Çalışma odasına do yourself, with yourself tarzı bir şey yapacağız. Onu da nasıl olacak? Kahverengi tonları da bir taht yerine beyaz falan aldık. Hüseyin çok hiç sevmiyor kahverengi tonları. Diyorum. Video çok uzadı. İnşallah keyif almışsınızdır. Benim için çok keyifliydi bu kutuları açmak. Bir yandan da göz gezdiriyorum açmam gereken başka bir yer var mı diye. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki gelen alışverişimizi part 2 olarak gösterelim. Orada da çok güzel şeyler gelecek. Bahçeye falan da bir şeyler aldık. Umarım evde keyif almışsınızdır. Bu videomuz da buraya kadardı. Bizi beğendiyseniz beğenip takip etmeyi, bildirimleri açmayı, belki kanalımıza katıl butonuna tıklamayı, abone olmayı, yorum yapmayı, işte yapılacak bütün etkileşimleri gösterebilirsiniz. İçinizden hangisi geliyorsa, hangisini gerçekten hissediyorsanız öyle yapabilirsiniz. Bize destek olursanız çok seviniriz diyorum ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Kamera arkası olsun. Dağınıklığı göstereyim hemen size. Evet bakın ben biraz dağınık çalışıyorum sanırım. Yani çok sallamıyorum. Uğraşmıyorum videoda vakit kaybetmeyeyim diye. Halıları şöyle attık. Böyle çöpleri her yere attık. Attım. Ben attım. Tamam. Sonra attım der. Ben attım. Eşyalar şöyle oldu. Gördüğünüz üzere bir sürü eşya olduğu için. Yani ben bunları ne yapayım? Bunlar da işte... Raflar, maflar, parçalar, yatakların parçaları. Sehpa, yamuk yapmışım. Az önce seni söyledi. Onları... Bir dakika. Senin kutunun içine koy ya. Basıp duruyor, izliyorsun. Tamam, bitiririm ben onları. Kutuyu aç, kal şu kutunun içine koy. Tamam, bu nasıl olacak? Şöyle olacak sanırım değil mi? Bunu da kutuya koyayım. Sonra Hüseyin bana soracak. Diyecek, bunları koymadım düzgün. Bak, bulamıyorum. Nerede diyecek. Aa, bak sen bir şey unuttum ha. Ben tabakın üstüne de düşürebilirim her an. Düş. 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 Bırak. Bana bırakmıyor peşini. Tamam keseceğim. Kamera arkası da bitti. Bizi takip edin. Bye bye.